Merhaba sevgili çocuklar. Keşif Ekranı YouTube kanalımızın Aynı Masalın Çocukları Masal serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben de sizlere yeni masalımızı anlatacağım için çok heyecanlıyım. Bugün sizlere oğlağın çobanla olan bir hikayesi var. Onu anlatacağım. Yeşil bir ormanda yaşayan bir keçi ve yavrusu oğlak yaşarmış. Bu oğlağın adı Pamuk'muş. Pamuk ormanda her gün oyunlar oynar, çim yer, hiç durmadan bir yerden bir yere koşturup dururmuş. Bir sabah Pamuk oyun oynamak için çiftlikten çıkmış. Ormanda koşmaya başlamış. Bir anda burnuna çok güzel çilek kokusu gelmiş. Hemen kokunun geldiği tarafa doğru gitmiş, başlamış çilekleri yemeye. Pamuk o kadar çok yemiş ki ormandan uzaklaştığını fark edememiş. Karnı da çok doyan Pamuk, yürüyemediği için olduğu yerde yatarak uykuya dalmış. Uyandığında saat çok geçmiş ve hava kararmak üzereymiş. Ormana hangi taraftan geldiğini hatırlayamadığı için hatırlayabildiği ilk yoldan gitmeye karar vermiş. Çok uzun süre yürümeye devam etmiş. Fakat çiftliğini bir türlü bulamamış. Pamuk çiftliğin yolunu bulamamış fakat farklı bir çiftliği görmüş. Bu sırada çiftlikte duran çoban oğlağın geldiğini görmüş. Çoban hemen dışarı çıkıp "Sen nereden geldin oğlakçık? Burada ne işin var?" diye sormuş. Pamuk "Babamı kaybettim, yolumu bulamıyorum." demiş. Çoban "Üzülme, buluruz. Fakat bu yaptığın hiç doğru değil. Babana haber vermeden çiftlikten ayrılmaman gerekiyordu. Şimdi ilk yapmamız gereken aileni bulabilmek. Öncelikle biraz yemek yemelisin. Hava aydınlandığında ormana gidip aileni ararız demiş. Pamuk çobana bu yaptıkları için teşekkür etmiş. Hemen yemeğini yiyip uykuya dalmış. Bu yolculuk sırasında çok korkmuş ve çok yorulmuş. Sabah erkenden Pamuk ile çoban yola koyulmuşlar. Oğlağın ailesini aramaya başlamışlar. Çoban yanında getirdiği su kabıyla pamuğa arada su veriyormuş. Uzunca yol gittikten sonra ormanın girişine doğru gelmişler. Çoban "Çiftliğin yolunu hatırlıyor musun Pamuk?" diye sormuş. Pamuk "Sanırım hatırlamaya başladım. Buradan gitmeliyiz." diyerek patika yolunu takip etmişler. Uzun bir yolculuktan sonra Pamuk "İşte burası, burası." diye sevinçle çiftliğini göstermiş. Çoban çiftliğin kapısını çalmış. Baba keçi kapıyı açınca yavrusunu görmüş. "Pamuk, sen nerelerdesin? Sabahlara kadar seni aradım. O kadar çok yoruldum ki belki dönersin diye eve geri geldim." demiş. Pamuk, "Çok özür dilerim baba. Çok pişman oldum. Çilekleri yerken ormanın dışına çıkmışım. Bir daha da yolumu bulamadım. Fakat bu çoban bana yardımcı oldu. Bu çoban olmasaydı çiftliği bulamazdım." demiş. Baba keçi çobana çok teşekkür etmiş. Çoban, "Hiçbir zaman babandan ayrılıp uzaklaşma. Bu yaşadıkların çok kötüydü değil mi Pamuk? Bu sana güzel bir ders olsun." demiş ve çiftliğine geri dönmüş. Pamuk da yaptığı bu yanlıştan dolayı çok pişmanmış. Bir daha da hiçbir zaman ailesinden uzaklaşmamış. Diğer masallarımızı izlemek ve beğenmek için YouTube kanalımızda kalmaya devam edelim. Sizler de kendi masallarınızı anlatıp arkadaşlarınıza iletmek isterseniz Keşif Ekranı YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz ve bizlere yazdığınız masalları gönderebilirsiniz. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.